İyi günler. Bugün 12 Mayıs 2015 Salı. İşte günün başlıkları. Akit, Erdoğan'dan dine saldıranlara tepki. Hesabını Kürt halkı sormalı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya ve Belçika'da gurbetçilere hitap ettikten sonra dönüş yolunda gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını cevaplandırdı. Akşam, silahsız terör örgütü. Paralel yapı kırmızı kitaba böyle girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralel yapılanmanın silahsız terör örgütü olarak mini güvenlik siyaset belgesine gireceğini açıkladı. Böylece yargı mercilerinin bu örgüte bakışı da değişecek. Güneş, asıl operasyon bugün yarın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ve Belçika ziyaretlerinin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, paralel yapının kırmızı kitaba girmesiyle asıl temizliğin başlayacağını söyledi. Habertürk, seçime katılım rekoru kırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika dönüşü uçakta 7 Haziran için konuştu. Hürriyet, Tobruk bombası. İspanya'dan aldığı alçıpan yükünü Libya'nın Tobruk kentine götürdüğü iddia edilen Tuna 1 adlı gemiye önce top ateşi açıldı, sonra uçaktan roket atıldı. Türk olan 3. kaptan öldü. Milli Gazete, Kanal İktidar. İktidar 13 yıllık serüven sonunda mega proje olarak sunduğu Kanal İstanbul'a ilk kazmayı vuramayınca isim benzerini hayata geçirdi. Milliyet, ben izin verdim. Erdoğan Pensilvanya ziyaretine açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Fethullah Gülen'i bilgisi ve onayı dahilinde ziyaret ettiğini belirtti. Sabah, halk kuru sıkıya asla prim vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkımız kuru sıkı atmaya değer vermiyor. Öyle olsa asgari ücreti 5.000 lira yapacağım diyen oyları toplardı. Star, popülist vaatli, iş yürümez. Davutoğlu muhalefetin uçuk vaatleri için ihracatçıları uyardı. Popülist yaklaşımların ihracatımızda rekabeti ne kadar olumsuz yönde etkileyebileceğini en iyi sizler bilirsiniz. Takvim, kırmızı alarm. Avrupa'da gurbetçi gençlerle buluşan Erdoğan, dönüş yolunda soruları cevaplandırdı. Kırmızı kitaba giren Fethullahçı terör örgütüyle mücadele hız kazanacak, yeni tutuklamalar olacak. Türkiye, şaibe peşindeler. Halk sandığa güvenmiyor anketine tepki Erdoğan, muhtemelen 7 Haziran sonuçlarını şimdiden görenler nasıl bir şaibe düşürebiliriz gayreti içerisinde dedi. Vatan, ağır tahrik. Libya'ya alçıpan taşıyan Türk gemisine uluslararası sularda önce top atışı yapıldı, ardından iki kez uçakla vuruldu. 3. kaptan öldü, Ankara lanetledi. Ve Yeni Şafak, o görüşmeden haberim vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde kendisinden izin alarak Pensilvanya'ya gittiğini açıkladı. Erdoğan, Ahmet Bey döndükten sonra görüşmenin içeriğini bana anlatmıştı. Tabii iyi niyetlerimizin hiçbiri karşılık bulmadı dedi.